Şimdi bu kerevizleri de buna tat verir ayrıca. Kerevizler haşlanmış mı? Bu haşlanmış değil de bu esas yaprak kerevizler olacak ama bizim elimizde o hazırda yoktu. Evet. O manavdan şeyden alınıyor dışarıdan. Yani bunu göstermek için koyuyoruz. Bunların ayrı bir lezzeti kereviz vardır. Kereviz olmasa da maydanoz falan olsa olabilir. Hayır. Maydanoz da konulur kereviz da. Kereviz konur. Niye sebeple bunlara? Evet. Şimdi salamurasını koyuyoruz efendim. Salamurası dediğiniz suyu yani değil mi? Şimdi hazırlayacağız salamurasını. Şimdi bu tuz efendim. Tuz. Bu tuz buna... Bir dakika. O tuzu öyle gösterelim. O bildiğimiz tamam, tuz değil. Bu... Turşu tuzu ayrıdır efendim. Turşu tuzu diye satılıyor. Evet. Turşu tuzu diye satılır. Peki bir şey soracağım. Böyle hazır turşu sosları şeyleri satılıyor. Hani paketlerde. Onları da biz yapıyoruz efendim. Onlardan da yapıyoruz da bu turşunun karışımlarından meydana geliyor. Anadan babadan babadan da diyelim çünkü babalar şimdi da yapıyor. Bu tuzu da koyuyorum efendim. Çünkü bunların ikisi bu suya ancak kafi gelir. İki tane koydunuz. Bakın tamam, böyle bardakla bir bu kavanoza iki tane. Şimdi biraz da limon. Bu turşu tuzu dediğimiz şey bildiğimiz kaya tuzu. Kaya tuzu efendim. Kaya tuzu. Şimdi buna biraz da limon. Şeker. Onun kararı tabii ben biliyorum. Limon şeker değil bu limon tuzu efendim. Bu limon ya şeker koyuyoruz. Bu şeker değil limon tuzu efendim. Ha limon tuzu. Evet. Ha, bu ekşilik vermek için efendim. Ay bir dakika. O ne? Dilinize değdir. Bu çok evet. Asetik asit vazifesi görür efendim. Sirke, evet. Sirke vazifesi de görür. Şimdi bunu iyice karıştırıyoruz efendim. Eritiyoruz. Bu salamura oluyor. Evet, ben deniyorum çünkü sirke, ben oruç tutmadığımı herkes biliyor, tutamıyorum çünkü. Sirke, limon sıkıyoruz içine efendim. Evet. Ne kadar limon sıkıyorsunuz? Bir limon. Bir limon buna kafi geliyor. Şeker zannettim. Bak ne kadar şekere bakayım. Benziyor. Bakayım. Evet, toz şeker. Limon tuzu. Tadı kötü mü? Sen orucun bozulur bak. Bakayım. Hayır, dilinize değil. Ben de değilim, oruçlu değilim. Değil misin? Keskindir, kuvvetlidir efendim. Evet. Neden kerevizde ne özellik var ki bunun şey kokusu yapıyor? Var efendim. Güzel koku yapıyor. Lezzeti ayrı. Kokusu var. Turşu güzel yapıyor turşuyu. Ayrı yeme rayası yapıyor. Şimdi tuzumuzu iyice eriteceğiz efendim. Evet Gülsem faksını okumuyormuşum diye ama yazını hiç okuyamıyorum. Çok silik çıkmış bir de. Siz bu suyu karıştırın ben salatalıklar isim edeyim. Karıştırırım tabii. Karıştırmaz olur muyum? Hatta Demet gel şimdi karıştırsın ben tanıtıma gidiyorum şimdi. Tamam efendim. Demet gel karıştır öyle programa gelip de yani misafir. Yardım edin efendim. Yok yardım edin bak şükür be. Şimdi. Aa, yatırarak koydu salatalıkları. Evet bunları isim edelim ki güzel gözüksün kavanozda. Aa görüyor musunuz? Bakın. Salatalarımızı yıkadık efendim, hazırladık. Aralarına biraz acılık yapması için biber de koyuyoruz. Evet, acı biber koyuyoruz. Acılık yapsın diye. Acılı biber, evet efendim. Şimdi kavanozlara koyalım ki güzel gözüksün efendim. Bunun dizmesi de maharet istiyor değil mi? Tabii dizmek efendim. Lazım. Düzgün dizmek lazım. Düzgün. Büyükleri küçükleri bir hizada olursa daha güzel olur. Ay turşu kuruyoruz turşu. Demet yapıyor vallahi ben bir şey yapmıyorum. Şükrem siz kurar mısınız turşu evde? Yani annemizden öğrendiklerimizi yaparız. Peki bunun üstüne ağır bir taş maş da konurdu. Hayır efendim. Taş küplere olursa. Yukarı kalkar, kaldırılmaması için taş konulur da. Evet. Şimdi bunları kavanozları kapatıyoruz, ağzına kadar dolduruyoruz, hava boşluğu bırakmıyoruz. Tamam. Hava boşluğu bırakılırsa o boşluktan tamam. Şimdi hava bar boşluğu yapar, bırakmadan beyaz, siz dizin evet. Demet size yardım ediyor. Bakın ünlü bir şarkıcı size yardım ediyor, çıraklık yapıyor. Teşekkür ederim. Benim bir tanıtımım var Şükrü Bey. Ben bir tanıtıma gidiyorum. Tamam efendim. Ben işimi göreyim. Bir şey soracağım. Bunu gölgede mi, güneşte mi, dolapta mı, nerede bekleteceğiz turşularımızı? Şimdi hiç fark etmez de güneşte olursa renklerini atar, bozar. Yani yerken çirkin bir şey gösterir, beyazlaştırır. Gölgede olur. Gölgede olursa daha iyi olur. Demek bak, evet. Gölgede evet. Şey yapacaksın. Babam böyle dolapların altına koyardı. Evet, masa altlarına falan konur evet. Böyle, balkonlarda tabii, bir yerlere gölgede konur. Gölgede daha iyi olur. Efendim. Gölgede daha iyi olur. Balkonda. Bakın siz falan. Turşu yapıyorsunuz, Demet Hanım da mürekkep balığının sırtından çok güzel ne diyeyim buna şimdi ben küçük var. Heykelcikler yapıyor bakın efendim şöyle göstereyim o zaman nereye göstereyim ilerlettim çalışmalarını gösteriyoruz evet gerçekten ilerledi Demetciğim gösterse
Harika. Demet, yalnız çok güzel ifade verdiriyorsun. Sen Güzel Sanatlar Akademisi'ndensin değil mi? Ben girdim. Annem Güzel Sanatlar mezunu. Ben girmiştim grafik bölümüne ama... Hah, biliyorum. Sonra konservatuvara geçtim. Müzik ağır bastı. Daha ağır bastı, konservatuvara geçtim. Seni şeye alayım. Yemeği alalım. Yemeği alayım da gel bak, bugün çok güzel bir şeyimiz var. Bunlar da hanımefendinin meslek sırrıdır. Herkesin ayrı bir meslek sırrı var. Yok, hayır, sırrı yok. Bunu geçen sene öyle... Sahilde sizi 5 dakika dinlendireyim. Tamam, koyuyor musunuz? Salamur alanını koyalım mı efendim? Koyun efendim, koyun. Tamam, tamam. Gözüküyorsa koyun. Koyalım. Biz şimdi ben meşhur şarkıcı Demet Hanım'ı tanıyorsunuz tabii, tabii, değil mi? Tamam efendim. Oraya aldım. Tamam efendim. Ondan beraber bir yemek yapacağız. Ben de salamuralarımı hazırlıyorum. Siz hazırlayın salamuraları. Biz de efendim. Meşhur şarkıcı. Meşhur şarkıcı Demet Sağaroğlu. Şimdi mutfakta bize marifetini gösteriyor. Demet, eldiven giy canım. Tamam. Efendim, dün söylemiştik patates haşlayın. Rendeleyin. Bunu ben dün haşladık. Getirdim. Şimdi böyle biraz böyle mıncırdık bunu. Hiçbir şey yok bunun içinde. Bir çitmek tuz koyduk şöyle. Yırtıldı mı? Yırtıldı. biraz sakar şarkı. Buyurun. Yok yok. Vereyim sen. Hiçbir şey yok. Şu şekilde bunu mıncıkladık. Şöyle bir kıyma iç hazırlıyorsunuz. Herkes kendi zevkine göre bu kıymayı, bu içi hazırlayabilir. Soğan beraber ben kavurdum. Birazcık salça koydum içine. Biraz maydanoz kıydım azıcık. Kekik koydum. Kimyon koydum. Şimdi şundan elime alıyorum. Bunu nereden biz öğrenmiştik? Kiminden nereden? O Bahar, kaynaklarımızı Bahar da söyle. Bahar Güçlü Yıldız. Bahar Güçlü Yıldız. Kendisinin hiç haberi yok. Rotary'nin mutfağından. Uludağ Rotary Kulübü üyesi. Evet, oradan. Şimdi şöyle yapıyoruz. Efendim, şunun ortasını hafifçe böyle, Demet mücadele ediyor, eldiven mücadelesi. Çok hafif hafif şöyle içini, bakın böyle, Gülsüm Hanım da bundan yapsın size, hazırlasın efendim. Zaten onlar o biliyor efendim. Biliyor mu? Dantel örgüleri falan çok marifetleri var. Marifetli mi? Alalım biz onu, öğretsin bize bildiklerini bir gün. Olur efendim. Bak bu şekilde kapatıyoruz, sonra biraz daha şöyle yuvarlayarak. Şekli verdiriyoruz. Bir Pyrex'i yağladıktan sonra onun içine koyuyoruz Demetciğim. Ortasına. Biraz daha yuvarlak yap. Tam yuvarlak, şöyle top gibi yap. Biraz büyük çevirmişim ben bunu. Yok. Şu kadar işte. Şu ortasını. Evet. Demin çok güzel reklam arasında bir şarkı tutturmuştunuz Faruk'la. Evet. Neydi o şarkı? Zeki Müren'in şarkısı değil mi? Çok güzel. Bu arada Zeki Müren Müzesi en çok gezilen müzelerden bir tanesiymiş Bodrum'da. Geçen gün siz de izlemişsinizdir, haberlerde izledim. Gerçekten su altı müzesi kadar orada geziliyormuş. Su altı Allah müzesi. Allah rahmet eylesin. Attın mı acaba? Su altı müzesinde mi geziyorlarmış o kadar? Bir yandan bezelyelerimizi haşlasak mı? Evet öyle. Şimdi bir de salata için bezelyeyi haşlayacağız. Koy ne kadar bezelye? Yarım kilo bezelye. Yarım kilo bezelyeyi. Bu da ayrı bir şey. Bir de salata yapıyoruz. İki su bardağı. Adalet Hanım, bu patates şeyini biliyor muydunuz siz? Yok, bilmiyordum. Güzel bir şey değil mi? Evet, çok güzel oluyor. Şöyle içli köfte yapılır da böyle böyle şunu da ellerinde şöyle şöyle döndürür hanımlar. Efendim. O da el becerisi ister değil mi? Evet, bakın. Bayağı bir şey yani bu. Heykel çalışması gibi bir şey. Evet. Benim hoşuma gidiyor böyle el işleri şey. Güzel değil mi? Bir şeylerle uğraşmak. Sonra bunun üstüne kaşar rendeleyeceğiz. Fırına vereceğiz. Akşam için bunu hazırlayabilirsiniz. Yapabilirsiniz. Çok güzel bir şey. Hem eti var, hem patatesi var. Her şeysi içinde. Ayrıca size önümüzdeki günlerde hiç kıymasız köfte göstereceğim. Sırf ekmekten yapılan. Sır yani her şeyi köfte gibi yapılıyor ama burada yapacağız. Bir başka değişik bir atraksiyonlar da katacağız içine. Çok güzel. Hani kıyma yemeyenler, alamayanlar, o gün evde olmayanlara çok pratik, çok güzel bir şey tarif edeceğim. Nasıl, beğendi mi kameraman arkadaşlarım falan bu şeyi? Değil mi? Güzel bir şey oluyor. Benim tavuğu yapacak mısınız? Tavuğu yapacağım. Ay keşke biz bugün hazırlıklı olsaydık yufka. Yufka ve şey. Bir daha gelişimde ben getireyim istiyorsanız yufkamı, tavuğumu. Yok, biz alırız. Evet. Alırız yani, öyle bir sorun yok. Ama sen istiyorsan sen getir. Değil mi? O zaman beni arayın. Ben de izleyeyim. İzlerken bakayım evet. Nasıl oluyor. Sibel, bunları yapayım koydum. Şimdi narinciyi buraya koydum.
narenciye de kaynıyor bir taraftan. Bunun şeker yok daha içinde. Bugün kaynıyor. Bugün bıngıl 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 bu kaynayacak.